Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir şehir efsanesi var Lütfi. Elimizde gördüğünüz gibi iki tane patates var arkadaşlar. İddia şudur ki bunları modemin antenine taktığımız zaman daha güçlü sinyal veriyormuş. Biz de bunu test edeceğiz. Şimdi neden böyle bir içerik testi? Neden abi? Lütfi, çünkü 2012 yılında yazılmış birkaç tane habere denk geldim. Bu uçaklarda Wi-Fi ağını dağıtıyorlar ya. Evet. İşte o dağıtımı 9 ton patatesle test etmişler. Peki yani. Neden insan değil de patates? Meğer patates tıpkı insan vücudu gibi Wi-Fi sinyallerini etkileyen hatta onu depolayan bir şeymiş. Anladım. İddialara göre içindeki sudan, mineralden, ondan bundan. O zaman öyle iddialı middialı olmaz. Olmaz. Bizim işimiz bunu denemek. Haydi deneyelim. Bakalım. Hadi bakalım. Lütfi ilk olarak uygulamamızı bir gösterelim arkadaşlara. Şimdi arkadaşlar Wi-Fi Analyzer diye bir uygulama bulduk. Marketlerde siz de kurup indirebiliyorsunuz. Bu şu işe yarıyor. Modemden uzaklaştıkça, yakınlaştıkça ne kadar sinyal aldığını size öterek belli ediyor. Böyle bir uygulama. Şimdi aynen. Önce patatesiz deneyeceğiz. Şimdi uygulamamızı açalım arkadaşlar. Uygulama bu şekilde, çok basit bir mantığı var. Aşağıdan bağlı olduğunuz ağı seçmeniz lazım. Biz şu ağdayız ve daha sonra sesi açıyoruz. Ve şu an sinyal kökte zaten. Sinyal kökte. Biraz sesi kıstım modeme çok yakın olduğumuz için. Şimdi gelin hep beraber modemden bir uzaklaşalım bakalım. Evet, sinyaliniz şu an düştü. Sarı seviyeye geldi. Şöyle karşı duvara kadar bir gidelim bakalım. Seviyemiz şu an -80'de arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bir yaklaşık 10 metre kadar mesafedeyiz. Kaçtayız? 72'de falanız. Biraz daha uzaklaşalım. Sinyal zaten sesten de anlayabileceğiniz üzere iyice azaldı. -90'a çok yakınız arkadaşlar. Bence bu kadar mesafe yeterli. Hadi ben gel gidelim. Şu mavi borunun işaret bırakmadan olmaz. Bitti zaten. Şu an bitti. Yani buraya kadar sinyalimizi alabildik aslında ufak tefek de olsa. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Aynı uygulamayı tekrar kullanacağız ama bu sefer modeme patatesleri takacağız. Bir de öyle deneyelim. Aynen bakalım. Mavi boru burada. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 25 metre kadar uzaklaştık ve sinyalimizi kaybettik. Şimdi patatesle denemek istiyorum. Patatesi altından kalem, bıçak, herhangi bir şeyle deleceğiz. Şunu şöyle hatta başlayayım delmeye. Daha sonra modemin antenine doğru takacağız. Patatesten bayağı su çıkıyor. Tamam, bayağı güzel bir büyük bir delik açtık. Şimdi yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Antenimiz burada. Anten deviriyordu patatesi, arkasına bir tane kalem taktık. Onun testle ilgisi yok arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı bir daha açalım. Evet, şu an modemin dibindeyiz. Modemin dibinde olduğumuz için bir ağı bir kontrol edelim. Ağımız yine aynı ağdayız. Bir problem yok. Şimdi aynı mesafeye tekrar uzaklaşalım. Bu mesafede sarıya indi şu anda. Az önce de aynısı olmuştu. Sarının tam ortalarındayız. -70 seviyelerinde. Bu arada şöyle bir artımız da var. Arada herhangi bir engelleyici duvar vesaire bir yok, şey de yok. Değil mi? Açık alandayız yani. Bir bakalım abi. -80'deyiz şu an. Şöyle. Ya arkadaşlar bu şehir efsanesi biraz patladı gibi ama yine de bir sonucuna gidelim. Mavi boruya gideceksin abi. Mavi boruya kadar gidelim. İyicene zayıfladık. Hala sarıdayız ama. Mavi boruya çok az adımımız kaldı. Geçti mi lan Lütfi? Şu an testi geçti gibi gözüküyor. Evet. Gerçekten şehir efsanesi değilmiş. Gelin bakın. Oo, gitti. Gitti. Efsaneymiş, tamam. Az önce de zaten en sonu görmüştük. Çekmemeye başlamıştı. Burada da gördüğünüz gibi ilk testimizi aynı oldu. Yani -100'e kadar geldi. Yani patatesin maalesef ki hiçbir işlevi olmadığını görmüş olduk. Ki zaten bir şey de beklemiyorduk. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim bu içerikteki amacımız patatesin haberlerde orada burada iddia edildiği gibi Wi-Fi sinyalini yükseltip yükseltmediğini test etmekti. Tamamen yalanmış. Lütfi. Evet bu abi. İçerik bitti. Bu da bu öyle efsanede patlamış oldu ne arkadaşlar. Ne yapalım? Ne önerirsin? Bak şimdi o patatesi gidelim güzelce haşlayalım. Bu sırada arkadaşlar siz de kafanıza takılan her şeyi aşağı yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca böyle efsaneleri de mutlaka atın, gördüğünüz gibi deniyoruz arkadaşlar. Bu da bu arada hakikaten bir maille geldi. Aynen öyle. Bir de videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haydi.